Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda hep beraber minik atımızı yapacağız. Ben 3 tane ayağını ördüm. Şimdi bir tanesini de birlikte örelim. Siyah ve beyaz Gazal Baby Cotton. Kahverengi de ise Peria Baby Cotton kullandım. Şimdi siyah ipimizle başlayacağız. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Yeni öğrenen arkadaşlar, terimleri bilmiyorsanız eğer ilk videomda terimleri anlattım, oradan bakabilirsiniz. Sihirli halkamızı kapattık. Buradan sonra bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. İpimizi bu tarafa alıyoruz. Bir siyah çok net belli olmuyor, biraz daha belli etmeye çalışayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dokuzuncuyu şu şekilde bırakıyoruz. Buradan beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimize geçiyoruz. Bu iplerimizi içinde biraz yürütüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi şu iplerimizi biraz daha sıkılayarak bunu kesiyoruz. Şimdi birinci sıramızı yaptık. 3 sıra daha öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İkinci sıramızı ördük. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Bir, iki, üç,
4 5 6 7 8 9. Üçüncü sıramızı da ördük. Şimdi dördüncü sıramızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dördüncü sıramızın dokuzuncuyu şöyle alıyoruz ve buradan kahverengiye geçiyoruz. Yine bunları biraz içinde yürütüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bu iplerimizi biraz sıkılıyoruz. Kesiyoruz. İki sıra daha öreceğiz bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir sıra daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sabitliyoruz ve kesiyoruz. Şuradaki işaretleyici olarak kullandığımız ipimizi de kesiyoruz. Şu şekilde 4 tane ayağımızı ördük atımızın. Şimdi gövdeye geçelim. Evet arkadaşlar gövdeye başlayalım. Kahverengi ipimizle 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektik. İkinciden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne ördük. Son ilmeğe, buradaki sonuncu ilmeğe 3 kez batıyoruz. 1 2 3
Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. 1 2 3 3 4 5 6 7 Buradaki sonuncuya bir arttırma yapıyoruz. Sonra buraya bir işaretleyici koyuyoruz. Bu taraftan devam ediyoruz. Buradaki ilk ilmeğe şöyle daha netleştireyim ben. Şöyle buradaki ilk ilmeğe bir tane arttırma yapıyoruz. Sonra düz örüyoruz. 1 Şunu da keselim arkadan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 sık iğne ördük. Burada 3 arttırdığımız ilmeklerin üzerine 3 tane arttırma yapıyoruz. Bir arttırma. 2 arttırma. 3 arttırma yaptık. Buradan yine devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördük. Şimdi 1 arttırma 2 arttırma. Son 2 ilmeğe de arttırma yaptık. İşaretleyicimizi alalım. Şimdi yine buradan devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptık. 3 tane sık iğne arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Daha sonra bir, iki, üç, 4 5 6 7 7 sık iğne yaptık. Burada yine 2 tane 1 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. 1 sık iğne 1 arttırma. Şu şekilde yaptık. Şimdi buradan sonra bacaklarımızı birleştirmeye geçeceğiz. Burada bir tane arttırma yaptım. Bir tane arttırma yaptım. 3 sık iğne bacakla öreceğiz. Bacağımızın birini alıyoruz. Ben şuradan yani şöyle göstereyim. Bu değil. Bu değil bu.
1, 2, 3. Bundan alıyorum. Pardon. Bu sıradaki ilmeğimi de batıyorum. 1. Bir sonraki ilmekle gövdedeki bir sonraki ilmek. İki. Üçüncü olarak şu. Ve sıradaki ilmeği alıyorum. Bunu içeride bırakarak şu şekilde birleştiriyorum. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra yine aynı şekilde bacağın şunu alarak sıradaki ilmekle beraber örüyorum. 1, bir sonraki ile 2 ve şununla şu şekilde üçüncüyü yaparken bunu bu tarafa çektiriyorum. Şöyle. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört sık iğne ördük. Yine bir tane bacağımızı alıyoruz. Yine aynı şekilde karşılıklı olarak bir, 2, 3 derken bunu bu tarafa alıyoruz. 3. Yine buradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bacağımızı alıyorum. Yine aynı şekilde karşılıklı 1, bir sonraki ilmek, 2, baştaki ilmek, bitiş ilmeğimizde de sonuncuyu şu şekilde yine ipimizi buraya alıyoruz. 3. Şimdi buradan 1, 2, 3. 3 sık iğne ördük. Oo. Burada küçük bir hatamız oldu arkadaşlar. Şuradaki arttırmayı yapmayacaktık. Çok pardon. Tekrar baştan şuraya göstereceğim. Yanlış yapmamaya çalıştım ama çünkü düzgün birleşmesi için güzel olması gerekiyor. Şimdi baştan alıyorum arkadaşlar. Burada arttırma yapmıyoruz. Çok özür dilerim. Burada arttırma yapmıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra bacakla beraber birleştirmeye geçiyoruz. Şu şekilde bir tane bacaktan bir tane gövdeden alıyoruz. Bir. Bir sonraki ilmek ve gövdeden bir sonraki ilmek alıyoruz. Şu bitiş ilmeği ile bir sonraki ilmeği de birleştirirken şunu şöyle alıyoruz ve birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptık. Hemen burada ilk başta yaptığım arttırmayı bir sonraki sırada yapacaktık. Yine aynı şekilde şuradan alıyoruz. 1,
bir bacaktan bir gövdeden 2 şu bitiş ilmeği ile beraber bir sonraki ilmek. Dediğim gibi şunları içine şöyle koyalım. Daha güzel durur. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ördük. Yine bacağımızın birini alıyoruz. Aynı şekilde. Bir, iki, bitiş ilmeğiyle bir sonraki, üç. Buradan yine altı sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve diğer bacağımızı alıyorum. 1 bacaktan 1 gövdeden. Son bitiş ilmeğiyle yine aynı bir bacaktan bir gövdeden ipimizi araya alıyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Burada kalan ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3. Şimdi şu işaretleyicimizi bu tarafa atalım. Yerimiz belli olsun. Evet, şimdi buradan sonra arttırmalar yapacağız. Çünkü hani gövde biraz da düzgün dursun diye. Şimdi bir tane arttırma yapıyoruz. Bir arttırma yaptık. Bacaktan yine şuradan bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırmamızı yaptık. Buradan 1 2 3 4 sık iğne ördük. Buradan son ilmeğe yine arttırma yapıyoruz. Bacaktaki son ilmeğe. Gövde kısmına geçiyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki ilmeğimize bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 Yine 4 sık iğne bir tane arttırma yapıyoruz. Bacak kısmına geçiyoruz. Bacakta ilk ilmeğe yine arttırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört sık iğne ördük. Bacaktaki son ilmeği yine arttırma yapıyoruz. Buradan gövdeye geçiyoruz. Gövdenin ilk ilmeği yine arttırma yapıyoruz. Buradan 1 2 sık iğne örüyoruz. 3. ilmeğe arttırma yapıyoruz. Ve tekrar bacağa geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir tane arttırma. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptık. Sonuncuya arttırma yapıyoruz. Gövdeye geçiyoruz. Gövdede yine ilk ilmeğe arttırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört sık iğne örüyoruz.
Beşinciye arttırma yapıyoruz. Bacağa geçiyoruz. Bacakta yine aynı şekilde birinciye arttırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört sık iğne yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimizi yine arttırma yapıyoruz. Hemen sonrasına geçiyoruz. Yine ben kontrol edeceğim yanlış olmaması için. Burada yine bir tane arttırma yapıyoruz. Ve bir, iki. İki sık iğne örüyoruz. Şimdi burada devam ediyoruz düz örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi burada 12 sık iğne ördük. 12 sık iğneden sonra bu işaretleyicimizi buraya alıyoruz arkadaşlar. Çünkü eksiltmelerimiz arkada olacağı için hani eksiltmelerimizi daha kolay yapabilmek adına ilmek işaretleyicimizi yana alıyoruz. Şimdi buradan sonra toplamda 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 6 sıra. 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, burada 6 sıra düz ördüm. İşaretleyicimizi alıyoruz. Ve burada azaltma yapacağız. Bir, 2 3 3 sık iğne, 1 azaltma. Bir, 2 3 sık iğne, 1 azaltma. Bir, 2 3 sık iğne, bir azaltma. Bir, iki, üç, üç sık iğne, bir azaltma. Bir, iki, üç, üç sık iğne, bir azaltma. Bu şekilde arkadaşlar 3 sık iğne bir azaltma şeklinde sıra sonuna kadar, işaretleyicimize gelene kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi burada yine azaltma yapacağız. 1 2 sık iğne, bir azaltma, 1 1 2 sık iğne, bir azaltma, 2 1 2 sık iğne, bir azaltma, 3 1 2 sık iğne, bir azaltma, 4 1 2 sık iğne,
bir azaltma, 5, 1, 2 sık iğne, bir azaltma, 6. 2 sık iğne, bir azaltma, 6 kere yaptıktan sonra kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bacaklarımızı zaten biraz doldurmuştuk. Şimdi devam edelim buradan. İşaretleyicimizi alalım. Buradan bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 6 kere sık iğne azaltma yapacağız. Bir sık iğne azaltma, 1. Bir sık iğne azaltma, 2. Bir sık iğne azaltma, 3. Bir sık iğne azaltma, 4. Bir sık iğne azaltma, 5 ve bir sık iğne azaltma, 6. Şimdi buradan sonraki ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İşaretleyicimizi bu tarafa aldık. Buradan sonrası biraz da zor olacak örmesi ama sonuç güzel olacak. 1, 2. 2 sık iğne ördük. 6 tane azaltma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kalan ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 sık iğne yaptık. Yine devam edeceğiz eksiltmemize. İşaretleyicimizi alalım. 1 2 3 3 sık iğne yaptıktan sonra burada 3 ilmeği birlikte azaltacağız. Yani 1 2 ve 3 şu şekilde 3 ilmekten de çıkarıp azalttım. Ve buradan yine düz örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben biraz sıkı ördüğüm için biraz daha zorlanıyorum eksiltmelerde. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Burada da 24 sık iğne yaptık. Şimdi burada 1 2 sık iğne örüyoruz. Daha sonra şurayı yine 3 ilmeğe birlikte. Bu sefer ilmekleri çıkararak değil, şu şekilde bunu aldım, bunu aldım ve bunu aldım. Bu şekilde topluyorum. Şu şekilde azaltma yapıyorum. Tekrar göstereyim orayı. Pardon. Şimdi şöyle. Şunu aldım. İkinciyi aldım. Görebiliyor muyuz? Üçüncüyü aldım. Hepsini birlikte çektim ve sabitledim. Bu şekilde aldıktan sonra şuraya ben bunu CC ile sabitliyorum. Burada uzun biraz uzunca bir ip bırakıyorum. Şu şekilde bunu çıkartabiliriz. Bunu buradan dolduracağız. Şöyle bir vücudumuz oldu. Dolduracağız güzelce. Sonra size dikişini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi dikimini gösteriyorum. Şu şekilde sadece üst kısımda, şöyle görebiliyor muyuz? Şunları alarak bir bu taraftan
Bir bu tarafta. Bu şekilde. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Şimdi burada arkadaşlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şuraya da battığımız zaman örerken 14. O kadar kalacak şekilde dikiyoruz ve ipimizi burada sabitliyoruz. Buradan ipimizi bir şekilde atıyoruz. Şimdi bunu biraz daha dolduracağım, sonra boynunu öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben biraz doldurdum. Tabii bunu boynu ördükten sonra da biraz dolduracağız. Şöyle şuradan pardon. Dediğim gibi ben biraz sıkı ördüğüm için bazen zorlanabiliyorum. Şimdi şöyle ilmek çıkardığımız yere bir daha batıyoruz. Bunu da içine alarak şöyle bir şunu sıkıştıralım. Bunu bir tane daha içinde yürütelim. Sağlam olsun. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şuraya batıyoruz arkadaşlar, sırt bölümünün oraya 14. Şu ilk ilmeğimize batıyoruz. Bunu ilmek kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Şöyle. Bir defa da geçirdik. Bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yine aynı şekilde baştaki ilmeğimize batıyoruz.
ilmek kaydırmayla tutturuyoruz, zincir çekiyoruz. Bu şekilde 3 sıra. Yani şimdi ben bir sıra daha öreceğim, sonra biraz da doldurarak takviye yapacağım. Sonra bitmiş olacak gövdemiz. Evet arkadaşlar, ben bu boynu ördüm. Yani burada 3 sıra oldu şu an toplam, 14 sık iğne ve gövdemiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda kafamızı örelim ve gözleri yapalım. Göz takmayı göstereyim. Keçek nasıl kesiyorum onu göstereyim. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın arkadaşlar.